Kayıtta. Selamun aleyküm arkadaşlar. Birazdan araziye gideceğiz. Fakat gideceğimiz yer biraz yüksek. Hava da bugün çok rüzgarlı. O yüzden gitmeden önce yeni bir sistem tanıtayım dedim sizlere. Habire yeni sistemle çıkıyoruz. Gideceğimiz yeri de bu sistemle keşfettik ilk etapta. Tabii orada tanıtma şansım yok. Çok rüzgar, dağlık bir yer. Ki burada bile rüzgar var. Öncelikle sistemimiz şudur. Alüminyum çubuk hurdacıdan 3 TL'ye temin ettik. Kundakları plastiktir, rulmansızdır. Sağ olsun bir abim yapıverdi bana. Sisteme gelince şurada program mevcut. Sinyal jeneratörü diye geçer. YouTube'da var bununla alakalı bir iki video. Lakin yanlış tanıtmışlar. Alakasız tanıtım yapmışlar. Doğrusunu ben size tanıtmak istedim. Sinyal jeneratörünü açıyoruz. Gölgeye geçeyim. Buradan iç dış çevirerek frekansı kaydediyoruz. Kaydettiğimiz yer hafızaya alıyoruz. Frekanslarımız da bunlar. Not alırsanız iyi olur sizin için. Bu frekanslar osiloskopla çıkarılmıştır. Burada sinüs dalga var. Kare dalga var. Ortadaki kare dalgayı işaretliyoruz. Eğer soldaki sinüs dalgayı işaretlersek yılan gibi kıvrılarak gezmemiz lazım çubuklarla. Haliyle çok zorlanırız. Sonra bu sistem sesle çalışıyor. Telefonun altına jack takmışlar, sesi kısmışlar falan. Hiç alakası yok. Aksine sesle çalışan bir sistem. Şimdi sistem kapalı şu an. Sistemimiz kapalı. Yaklaşık 3,5 metre aşağıda boru hattımız var. Kapağı burada. Şöyle uzanan bir boru hattımız var. 3,5 metre derinlikte. Sistem kapalı, natural çubuk modunda. Şimdi bakacağım. Görecek mi, görmeyecek mi? Şeyi açacağız. Hayır, şu an sistemi açmıyoruz. Yani sinyal kapalıyken görmediğini göstermek için çekiyorum. Altında boşluk var. Herhangi bir yere başka bir yere yöneltiyor. Vücuda değmiyor kollar. Yani kafası. Esekler şöyle kalacak. Bilekler düz olacak. Başka bir yere yönden. Şimdi gelelim. Getir abi. Frekansımızı açacağız. Hafızamızdan. Boşluk. Load diyoruz. Boşluk 700. Play diyoruz. Evet. Çıkalım hattan. Hattan çıktım. Arkada kaldım. Hatta geldim. Burada. Yana geldim. Burada. İleri doğru çıkayım. Arkada. Yani şöyle mesela uzanan bir hattımız var. Yak yak. Sinyali kapatıyoruz. Görüldüğü üzere sabit duruyor. Herhangi bir tepki yok. Bunda dikkat etmeniz gereken telefon yerden minimum 1,5 metre havada duracak. Yanınızda biri varsa, o elinde tutacak telefonu, yanınızda kimse yoksa bir dalın, bir ağacın, bir şeyin üstüne koyabilirsiniz.
Çünkü ses de çalışıyor. Yerden biraz yüksek olunca ses daha iyi yayılıyor. Güçlendirmek adına ekstra hoparlör takıp sesi çoğaltabilirsiniz ama hiç gerek yok. Şu an 3,5 metredeki boru hattını dahi gayet net bir şekilde algılıyor. Dediğim gibi birazdan araziye gideceğiz. Orada hava muhalefeti bayağı rüzgarlı. O yüzden burada tanıtmak istedim. Denemenizi tavsiye ederim. Diyecek başka bir şey yok işte. Gideceğiz göreceğiz. Hayırlı işler. Evet, ilaveten. Bunlar bendeki çubukların tepkisi. Başka materyalden başka çubuk yaparsanız onun da tepkisini kendiniz keşfedeceksiniz. Bendekinin tepkileri boşlukta şu. Metalde bu hareket. Gözüküyor mu abi? Bu bendeki çubuklar için geçerli. Boşlukta bu. Metalde bu şekil. Bir de ilaveten artı eksi yapması açısından boşluk arıyorsanız sağ elinize herhangi bir plastik bir şey almanız gerekiyor. Metal olmasın, plastik olsun. Maksat artı eksi yapmak. Boşluk arıyorsanız sağ elinizde herhangi bir plastik parçası olmalı. Metal arıyorsanız sol elinizde olacak. Bu da dediğim gibi artı eksi ile alakalı bir durum. Bunu da nota düşelim. Tamamdır abi. Evet, 3 Mart çarşamba. Arazilerdeyiz. Burada çeşmemiz var. Çıkartmışlar çeşmeyi. Bitkileri. Biz de burada başka bir çeşme arıyoruz. Hayrat yapmak için. Şu alana bakacağız. Diğer bir çeşmeden burada şüphelendik. Bütün sistemlerimizi deneyeceğiz. Bakalım çeşmeyi yakalayabileceğiz mi? Yok yok, durdurma. Ekran gözükmese de dünkü paylaştığım sistem. Kuzeyi arkamıza alıyoruz. Çeşme olarak kaydettik datamızı. İnternetimiz paylaşımı açık telefonumuzdan. Tam net çıkmıyor.
Çok şey değil ya. Çeşme datamız burada. Tamam, kaydettik. Zaten şey yaparken, görüntüyü işlerken bize asıl lazım olacak ama. Ayna gibi yansıma yapıyor da tam belli olmuyor. Öyle mi? Hı, sen çıkıyorsun. Dur bakalım. Nasıl veriyi işle bakalım, ne kadar netleşir. Sözde gölgeye geçtik ama. Vay anasını. Şimdi bak. Arka koltuğa geçeyim abi. Ayna gibi duruyor ekran. Renklenecek ya, renklendi mi? Dedim, renklenince açıyor öyle. Çok da rüzgar var bugün. Görüntümüz geldi. Hemen renklendiriyoruz. Var bir şey orada. Göreceğiz. Yine aşina olduğumuz renk. Evet. Sizi güzel. Çeşmenin suyu içilir. Şimdi sensörümüzle de ne olur ne olmaz diyerekten teyit çekim yapacağız. Eşeğe her zaman sağlam kazağı bağlamak lazım. Hiç gerek yok, ben direkt tutarım. Yok yok. Manyetik pusula kuzeye gösteriyor. Tut sarı ışığı gözüksün bak pusulanın. Bluetooth bağlantısı tamam. Sıfırlama yapıyoruz.
sert ya. Çeşme diye hemen kaydediyorum. Tamam. Şimdi dokunurum sağına soluna. Bir daha çekmek zorunda kalırım. Bakalım. Evet. Gözüküyor mu ekran? Görüntümüz bu. Şurada. Parçalı boşluk vermiş. Hemen filtre yapıyoruz. Bir kere filtre. Başka yok. Ney? Vay vay vay. Çeşmemiz arkadaşlar. Valla Şenol abi, bu çeşmede diğer yaptırdığımız çeşmeler gibi diğer hayratlarımızın arasına eklenecek Allah'ın izniyle. Evet, görüldüğü gibi. Hayırlı olsun. Vatana millete hayırlı olsun. Bakalım. Gayet güzel. Evet. Cam gibi çıktı maşallah. Daha iyileri sizlerin olsun arkadaşlar. Bugün böyle geçti. Kalbi temiz olanın nasibi illaki açık oluyor Allah'ın izniyle. Bir yere rüzgarsız bir alana bir demlik çay yapalım, şöyle bir keyif çay içelim. Bekleriz arkadaşlar çaya. Çayı hak ettik bugün.